Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde, Türkçe dersinde söz sanatlarını inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Söz sanatlarının tanımıyla başlayalım. İfadeye zenginlik katmak, yani etkili bir anlatım katmak ya da az sözle çok şey ifade etmeye söz sanatları denilir. Söz sanatlarını 5 başlık altında inceleyeceğiz. Benzetme, teşbih, kişileştirme, abartma, konuşturma ve karşıtlık. Öncelikle benzetme ile başlayalım. Benzetme, diğer adı nedir? Teşbih. Anlatıma güç katmak için iki varlık ya da kavramdan güçlü olanın özelliklerinin zayıf olana aktarılmasına benzetme denir, teşbih denir. Örneğin, dayım aslan gibi cesur bir adamdı. Burada dayım kime benzetilmiş? Aslana. Aslanın cesurluğu bakımından aslana benzetilmiştir ve aslanın cesaretliliği herkes tarafından bilindiği için söz daha etkili bir şekilde anlatılmak istenmiştir. Şimdi de diğer cümlemize bakalım. Çocuğun dişleri inci gibi beyazdı. Burada bakalım. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edadı olmak üzere benzetmede 4 unsur vardır. Benzeyen nedir? Benzeyen neyi anlatır? Zayıf olan varlık veya nesneyi anlatır. Burada cümleye baktığımızda çocuğun dişleri inci gibi beyazdı. Benzeyen hangisidir? Çocuğun dişleridir. Kendisine benzetilen ise güçlü olan varlık veya nesnedir. Güçlü olan neye benzetilmiştir çocuğun dişleri? İnciye benzetilmiş. İnci gibi. Peki benzetme yönü ne demek? Birbirine benzetilen ögeler arasındaki ortak özelliktir benzetme yönü. Burada birbirine benzeyen ögeler, çocuğun dişleri ve inci. Bunların arasındaki ortak özellik nedir? Çocuğun dişleri de beyaz, inci de beyazdır. O zaman benzetme yönümüz nedir? Beyazlık yönünden benzetilmiştir. Benzetme edadı ise benzeyen ve benzetilen arasında ilgi kuran edattır. Burada nedir? Benzeyen ve benzetilen arasındaki ilgi kuran edatımız gibidir. Şimdi de başka bir örnek inceleyelim. Yaşlı kadının parmakları kibrit çöpü kadar inceydi. Burada benzeyen hangisidir? Yaşlı kadının parmaklarıdır. Neye benzetilmiştir? Kendisine benzetilen ise kibrit çöpüne benzetilmiş. Benzetme yönü ne? İncelik bakımından benzetilmiş. Benzetme edatı ise kibrit çöpü kadar diyerek, kadar burada edattır, benzetme edatıdır. İkinci olarak kişileştirme. İkinci adı nedir? Teşhis. Ona bakalım ne demekmiş kişileştirme ya da teşhis. Tabiattaki insan dışı canlı ya da cansız varlıklara, insanlara ait özelliklerin kazandırılmasına kişileştirme denilir. Örneğin ne gibi özellikler? Düşünme, üzülme, ağlama, mutlu olma gibi bazı özellikleri insan dışı, canlı ya da cansız varlıklara aktarıyoruz. Örnek verelim. Günlerdir ağlayan serçenin hıçkırıklarını dinledim. Burada nedir? Ağlamak, insana özgü bir davranıştır. Burada serçeye kazandırılmış ve böylece kişileştirme yapılmıştır. Bir başka cümlemize bakalım. Dallar soğuktan titriyor. Burada kişileştirilen varlık hangisidir? Dallardır. Nedir? Soğuktan titriyor derken titremek özelliği, verilen özellik titremektir. İnsana ait olan bu titremek özelliği dallara verilmiş ve kişileştirilmiştir. Bir diğer örneğimiz, rüzgar uyumuş, güneş gülüyor. Burada kişileştirilen varlıklarımız hangileri? Rüzgar ve güneştir. Peki verilen özellik nedir? Uyumak ve gülmek özelliği. Üçüncü olarak abartma, mübalağa ne demekmiş ona bakalım. Söylenecekterin anlamını güçlendirmek amacıyla bir varlık, durum ya da olayın olduğundan daha büyük ya da daha küçük gösterilerek anlatılmasına abartma, mübalağa diyoruz.
Örneklere bakalım. Yapılacak işler dağ gibi. Abartma yapıyorum burada. İşlerim gerçekten dağ kadar değil ama burada bir abartma yapılmış. Seni dünyalar kadar seviyorum derken yine mübalağa var. Ağlamaktan gözündeki yaşlar sele döndü. Kitaplarını bulamayınca kıyameti kopardı gibi abartmaya örnekler çoğaltabiliriz. Dördüncü olarak konuşturma, intak ne demektir? İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma, intak denir. Örneklere bakalım. Menekşe çiçeği bana dokunma diye bağırdı. Ay ve mehtap sordular seni bana, neredesin? Burada yine insan dışındaki varlıkları konuşturup onların ağzından söz söyletme sanatını görüyoruz. Konuşturma insana ait bir özelliktir. Her konuşturma sanatında kişileştirme sanatı vardır. Konuşturma sanatında burada kişileştirme vardır. Ancak her kişileştirme sanatında ise konuşturma sanatı yoktur. Bunu da unutmayalım. Beşinci olarak karşıtlık, tezata bakalım. Birbirinin karşıtı olan düşünce, duygu, hayal ve durumların bir arada gösterilmesine ne denir? Karşıtlık, tezat denir. Örneğin, yağan karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Gördüğünüz gibi birbiriyle karşıt iki durum, düşünce, beyaz ve karanlık bir arada kullanılmıştır. Karşıtlık yani tezat vardır diyebiliriz. Yazımı kışa çevirdin. Gördüğünüz gibi yaz ve kış. Birbirinin karşıtı olan kelimeler bir arada kullanılmış yine. Dert bende, derman sende derken dert ve derman kelimelerinde de yine aynı şekilde karşıtlık, tezatı görüyoruz. Evet, bu şekilde söz sanatlarını incelemiş olduk. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.